Merhaba. Söz ve Işık'a hoş geldiniz. Muhammed Nurdoğan hocamla birlikte indirilen, uydurulan, türetilen din farkını ortaya koymaya devam edeceğiz. Hocam, geçen programlarda ilk üç maddeye değinmiştik. Evet. En son konuştuğumuz madde dinin, indirilen dinin Allah'ın iradesini yansıttığını, diğerinde hep altını çizerek konuşuyoruz. Heves evet. Ve bir nevi bağı unsurunun dini kurgu bunların dini şekillendirdiğini, din anlayışını şekillendirdiğini söyledik. Böyle devam edelim. Buradan devam edelim isterseniz. Devam edelim. Evet, bu çok önemli. Bu farkı ortaya koymadan toplumda din adına yapılan her şey toplumun ve insanlığın başına bela olmaya devam edecektir. Evet. Rahmetli hocamız Yaşar Nuri Öztürk derdi ki, alemlere rahmet için gönderilmiş bir din, alemlere zahmet haline getirilmiştir. Evet. Burada çok önemli bir husus, özellikle dinin kolaylık. Evet, şimdi ona geleceğiz. Evet. Çok ilginç. Evet. Yani hakikaten hayatın güzelleştirilmesi, ıslahı, insanın ıslahı, toplumun ıslahı, yerin göğün ıslahı için gönderilmiş bir kılavuz sistem, kirlenmeye, yeryüzünün, hayatın kirlenmesine, dejenerasyonuna, insan ve toplumun iflasına neden olan bir hastalıklı yapıya dönüşmüştür. Evet. O konuda hiç acımadan kendimize neşteri vurmak zorundayız. Tabii. Belki de baltayı kafamıza vurup ikiye mi ayrılıyoruz, üçe mi ayrılıyoruz, ne yapacaksak bu gerçeği gizlemekten artık bir an evvel bu büyük günahtan bizim kurtulmamız lazım. Aksi halde bu aslında insanlığa bir ihanet, hayata ihanet, evet, hatta Allah'a karşı işlenmiş en büyük bir suçtur. Yani hayatı güzelleştirmek için gönderilmiş, İnsanı ikmal için gönderilmiş, ihya için gönderilmiş bir sistemi siz tersine alıyorsunuz, tersine çeviriyorsunuz. Elbisenin tersine çevrilip giyilmesi gibi. Ve onu belayı berzah, eski tabirle belayı berzah haline getiriyorsunuz. Ve o yüzden insanlığın acı, gözyaşı, kana müstarak olmasına, batmasına sebep oluyorsunuz. O yüzden kendimize mutlak surette çuvaldızı mı batıracağız, iğneyi mi batıracağız? Bir an evvel Allah'ın dini olan o sade, o arı duru, o ışığı bir an evvel yakalamamız lazım. Yoksa biz derin uykularda, yoğun karanlıklarda mahvolmak kaderinden başka bir şey bizi beklemiyor. Bütün geçmiş tarihe bakıldığı zaman hep olay budur. Ve Allah bunun içinde diyor ki, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Tabii. Allah'ın sünneti de bu işte. Bu çıkar, bencillik. Hocam, sözünüzü kestim. Orada Allah'ın tarz ve yönteme manasında sünnet kelimesinin ifadesi de çok mucizevi. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani bir nevi bir uyarı var. Evet. Yani nereden işin yara alacağına bir gönderme var. Tabii. Ve Allah'ın sünnetinde değişiklik bulunmaz. Çok güzel bir dikkat sarf ettin. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi esas itibariyle Allah'ın bu kadim sünneti, evrensel yasa, evet, evrensel yasayı
iptal etmek ve görünmez hale getirmek için uyduruk bir sünnet kavramı ortaya atıyorsunuz. Peygamberin sünneti. Ve bu peygamberin sünnetini Allah'ın sünnetinin üzerinde belirleyici olarak kabul ediyorsunuz, ilan ediyorsunuz. Diyorsunuz ki hiç utanmadan sıkar. Evet. Diyorsunuz ki yani peygamberin söylediği, rivayet edilen sözler olan hadis Kur'an'ı nesheder, hükümsüz kılar. Hükümsüz kılar. Şuna bakar mısın Mustafa ya? Evet. Şimdi ne diyorsun sen arkadaş ya? Kim söylüyorsa bunu, kim ona söylüyorum. Ne diyorsun sen? Allah'ın sözünü hükümsüz kılar, nesheder ama Kur'an hadisi nesedemez. Bakar mısınız? Ve bunun aleyhinde mesela bu meyanda söz söylediniz mi? Siz peygamberi dışlıyorsunuz. Peygamberi düşman. Şu demagojiye evet. Dışlamak, dışlamak da değil. Tabii. Peygambersiz din olur mu? Din olur bakın. Mu? Bakın. Şu şeytanca demagojiye bakar mısınız? Ve demagoji neyse bundan daha ete kemiğe bürünmüş bir demagoji olamaz. Hani ete kemiğe büründüm filan diye göründüm mensupları, bu şirket ortakları, bu iğrenç şirket ortakları burada da demagojiyi ete kemiğe büründürüyorlar. Hem nasıl zehirli bir nasıl bir istismar değil mi? Nasıl bir zehirli istismar? Yahu siz peygamberi aşağılamanın haşa. Tabii. En alasını yapıyorsunuz. Evet. Onun sakalını, idrarını, bilmem neyini veya devenin bilmem idrarını kutsallaştırıyorsunuz sünnet adına. Evet. Veya hadis adına siz peygamberi dışlamıyorsunuz da yapmayın, etmeyin ya peygamber Kur'an'da ifade edildiği gibi sadece ben bir beşerim, kendisine Allah'tan başka ilahınız yoktur diye kendisine vahyedilen bir beşerden başka bir şey değilim dediği halde kuru et yiyen bir... Evet, kuru ekmek yiyen, Kureyşli bir kadının çocuğuyum diyor. Tabii. Kur'an'da çarşı pazar gezerim, evlenirim, ölürüm, yaralanırım. Her türlü insan, beşer. Beşer kelimesi zaten çıplak derili insan demektir. Evet. Tüyleri dökülmüş beşere. Şimdi yani aslında insanın maddi, hatta nasıl diyelim hayvani, yani zihayat, canlı varlık anlamındaki maddi gerçekliğini anlatan bir şeydir. Beşer. Peygamberi de bu maddi gerçeklik üzerine tanımlıyor. Peygamber de bir maddedir. Allah'ın yarattığı bir şeydir. Hiç kimse kalkıp Nur-u Muhammedi gibi uydurma şeylerle peygamberi ilahlaştırmasın. Bu büyük oyun, işte bu şirket ortaklarının en korkunç oyunlarından bir tanesi de aslında peygamberi dışlamak değil, onu nerelere göndermek. Anlamına gelen bu şeyi getiriyorlar, koyuyorlar ortaya. Kitabın kavline göre konuşmuyorlar. Evet. Kendi heva ve heveslerinden, iğrenç, ezoterik ve mistik safsatalardan hareket ederek, fıtratın, aklın ve vahyin sistemi olan bir dini böylelikle karartıyorlar. Onlar karartıyorlar sünnet adına. Nereden çıkardınız bu sünneti? İşte o Kur'an'da Allah'ın sünnetine bir değişiklik yoktur. Yani bu Allah'ın sünnetinden başka da bir sünnet yoktur anlamına gelmez mi? Tabii. Evet. Zaten din Allah'ın sünnetidir. Bitti. Sünnet metot demektir. Yol yordam demektir. Dinin evet. Koyucusu Allah'sa evet. Hüküm sahibi de Allah'tır. Elbette. Çünkü Hazreti Peygamber de bu dine, tebliğ ettiği dine göre hesapla... Evet. Evet, öyle söylüyor ayet. Sorumlu. Sen, böyle bir sorumluluk var. Ey peygamber sen ve kavmin, yani ümmetin, bu kitaptan sorulacaksınız. Bir de başka,
وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى Seni dalalette bulduk, bulduk, hidayete biz erdirmedik mi diye peygambere soruyor. Sen kitap nedir, hikmet nedir hiçbir şey bilmezdin. Din nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Bir başka ayet. Eğer sen kendi heva ve hevesine uydurarak tebliğ yapsaydın, senin şah damarını kopardı. Kopardı. Bakar mısınız? Evet, şimdi bu konuyu tabii ısrarla ve ısrarla, yani bizim aslında şu programdaki asıl amacımız bir aydınlanma dedik ta baştan beri ve bunu hiç unutmadan sürdüreceğiz. Yani din adına hayatı derin karanlıklara gömen, cehaleti hortlatan, cahiliyeyi hortlatan, bilgisizliği, imansızlığı, heva ve hevesi hortlatan bu insanlığın yolunun yol kesicileri. Kutta-ut tarik derler eskiden. Kutta-ut tarik, yol kesicisi bunlar. Hı hı. Bu yol kesicilerinin o gündeme getirdikleri, sıcak tuttukları bu uydurulmuş, üretilmiş, suni, zorlaştırılmış, efendim, yük haline getirilmiş, insanlığın başına bela edilmiş olan bu haşa din dedikleri bu şey ile maddenin ve hayatın ve Allah'ın ve vahyin ve aklın birebir ifadesi olan kolay, ışıklı, aydın bu güzel din güzel arasındaki farkı biz mutlak surette sürekli bir şekilde gündemde tutmalıyız. Başka çaresi yok bunun. Çünkü insanların cehaletinden istifade ederek onları önce buradan vuruyorlar. Ondan sonra artık akılları, vicdanları kontrol edilmiş olan bu robotlaştırılmış kişiler eliyle korkunç gelirlerin şeyine oturuyorlar. Havuzunun başına oturuyorlar. Iş-i nuş alemleri artık. Gelsin insanların malları, canları, ırzları, namusları. Evet. Gelsin efendim tarikat yuvalarında çoluk çocuğa tacizler. Tabii. Gelsin artık neler neler. Aklınıza cennet alıp satmalar, tabii, peygamberin saçının suyunu, efendim ticaret konusu yapmalar, uydurulmuş bir şey. Efendim, kılla tüyle uğraşmalar. Bir kültür olayı olarak ortaya çıkmış olan fıkıh ve ilmihalin çelişkili, birbiriyle çelişkili, çelişki yumağı haline getirilmiş o binlerce işe yaramaz kitabı getirip Kur'an gibi mübin, açık, arı duru bir kitabın yerine ikame etmeler. Tabii. Plan böyle yürüyor Mustafa'cığım. Tabii. Al efendim şu kitabı, Said Nursi'nin bana yazdırıldı dediği risaleleri. Evet. Ver Kur'an'ı kardeşim. Kur'an zaten 20. asırda. Hatta namazlarınızda okulanan neyse artık, namazlarınızda buralardan da okuyabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Tabii. Ölü başlarında, ölülerin başlarında, hani biz Kur'an bile okunmaz diyoruz. Ne? Kur'an ölünün başına okunsun diye gönderilmiş değil. Bu adeti bunlar Risale-i Nurlar üzerine sürdürüyorlar. Şimdi videolar var açıkça. Açsınlar, baksınlar. Ben bunları söyledim, biz teberrüken okuduk. Tabii teberrüken okuyorsunuz. Kur'an'da zaten teberrüken okuyorsun. Başka ne? Ama burada ne var? Sizin o Risale dediğiniz şeyler ile Kur'an'ın yaptırım gücünü ve itibarını siz eşitliyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki, Risaleler Kur'an'ın mucizesidir. Peki bana söyler misin? Mucizesi mi önemlidir, bir şeyin kendisi mi önemlidir? Elbette asıl, ki mucizesi. Asıl bütün itibarını ortadan kaldırır. Kaldırır. Aslında. Hesap bu.
Şimdi kolaylık dedik. Gerçekten indirilmiş din kolay, kolaydır. Kolaylaştırılmıştır. Üretilmiş safsata dinleri ise zorluğu esas alır. Bu aslında stratejik bir hedeftir. Çünkü insanoğlu zorlaştırdıkça bağımlı hale getirilirler. Yani siz şimdi çok kolay kardeşim. Bak git kendi başına da şu işi, şu yolu yürüyebilirsin. İnsanın temel psikolojik dengelerine bir vurgu bu. Çok önemli. Evet. Şu yolda yürü bak işte ya karşıdan kolay. Git kardeşim kendi başına dersen adam gider kendine güvenerek. Ama zinhar sakın. Beraber bana işte şu 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 şekilde bağlı kalırsan evet. Ancak bu yolu arşınlayabilirsin dediğin zaman adamın nevri döner ve sana bağımlılığı artar. Ne kadar zorlaştırırsan o kadar sana köle olur. Tabii. Şimdi şöyle bir hikaye anlatılır. Hindistan'da bir mağarada işte bir cin varmış. Masal, hikaye. Bu içeride öyle bir cin varmış ki o mağaraya giren herkesi yermiş. Kimse o korkudan yaklaşamıyor oraya. Bir gün bir deli çıkmış demiş ki ne var burada demiş ya orada bir cin var. Sakın girme. Yok demiş ben gireceğim. Aman demişler deli misin sen nesin? Bu şimdi adımını bir atmış. İşte karşıda neyse. Hov falan ona böyle bir şey yapmış. O bir daha bir adım daha atmış. O karşıdaki bu sefer biraz durmuş. Üçüncü adımı atınca biraz gerilemiş. Dördüncü, beşinci adımı atınca kaybolmuş gitmiş. Meğer insanların korkusundan beslenen bir cinmiş bu. Şimdi işte bizim cinlerimiz de insanların korkularından istifade ediyorlar, besleniyorlar ve saltanatlarını bu korku üzerine ikame ediyorlar. Hani Allah diyor ya, وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkmayın, benden korkun eğer mümin iseniz, evet. İnanıyorsanız. Şimdi bu korku hani bir canavardan korkma falan değil, saygı duyulma, çekinme, saygı duymak, yüksek bir saygı. O yüzden şimdi bu üretilmiş din bezirganları korku üzerine imparatorluklarını kuruyorlar. Herkesi korkutuyorlar. Kadınları korkutuyorlar, erkekleri korkutuyorlar, efendim mezarda korkutuyorlar. 24 saat korku. Korku. Yani adımınızı atıyorsunuz. Korku. Korku. Yatıyorsunuz, korku. Kalkıyorsunuz, korku. Kalkıyorsunuz, korku. Oraya bakma, buraya bakma. Ölüyorsunuz, ölünüzde. Kurtaramıyorsunuz, orada bile. Daha ahirete gidinceye kadar. Bir de onun dışında cinler, periler, şunlar bunlar var. Yani bana sürekli yaptığınız korku. Bir takım kadın programlarına geçmişte katılıyordum orada hanımefendiler gelip hocam ölüyorum ödüm patlıyor ne ya hocam bu kabir azabı varmış nereden çıkartıyorsunuz kabir azabı nereden çıkartıyorsun hocam işte filan hoca falan hoca filan ilmihal falan bilmem ne hoca efendi çıkıp televizyonda bas bas bağırıyor böğürüyor hatta şöyle kafanızı kaldıracaksınız tak diye. O zaman öldüğünüzü anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Yılan gelecek, çıyan gelecek. Ya nereden? Ne yapacağım ben? Bir de şimdi bezirganlar münker nekir suallerinin cevabı için sufle veriyorlar ya. Gelip ey filanca oğlu filanca münker nekir gelince şöyle Rabbin nedir dese şöyle de nebin nedir dese mezhebin nedir dese de ki ehli sünnet mi? Nereden çıkıyor bunlar? Abi bu korku imparatorluğunun büyüklü küçüklü şeyleri, görevlileri, mensupları bu toplumu korkuyu din haline getirdi. Talkın vermek meselesi. Talkın. Evet.
Bakın ayeti kerime, Araf suresi 199. Sen ey peygamber, affetme ve kolaylık yolunu tut. Örf ile emret. Örf güzel demektir. Güzel adet, örf, gelenek anlamına da gelir. Güzel olan şey. Maruf. Maruf evet. ile emret. Ve kendilerini bilmezlerden yüz çevir. İşte kendilerini bilmez bu din bezirganlarından, bu korku efendim partisi bezirganlarından yüz çevir. Meryem suresi 97. O Kur'an'ı senin lisanınla sadece şunun için kolaylaştırdık. Evet. Onunla sorumluluk bilinci sahiplerini müjdeleyesin, inat edenleri de uyarasın diye kolaylaştırdık. Senin dilinde kolaylaştırdık. Yani demiyor ki üfürük için anlamsız, ezoterik mırıldanmalar için gönderilmiş anlamını asla anlamayacağınız, anlamamanız gereken bir metin size gönderdik demiyor. Hayır. Senin dilinle kolaylaştırdık diyor. Ha. E buradan ne sonuç çıkar? Efendim o zaman demek ki Arapça kutsalmış. Arapça kutsal. E cennette Arapça konuşulacak ya Süryanice konuşulacak falan gibi saçma sapan şeyler. Ya Allah diyor ki senin dilinde kolaylaş. Eğer peygamber beni İsrail'den olsaydı ona İbranice bir Kur'an gönderecekti. Tabii. Türklerden olsaydı Türkçe bir kitap gönderecekti. Ne olacaktı o zaman? İbranice mi kutsal dil olacaktı? Evet. De ki ya Rab benim göğsüme genişlik ver ve bana işimi kolaylaştır. Göğsüme genişlik ver. Yani cahiliyenin sıkıştırdığı, karanlıkların boğduğu düşünce damarlarımı aç. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü genişletmedik mi? Ne yapmış? Yok, öyle değil. Cebrail, peygamberin daha çocukluk zamanında gelmiş. Bir nur dolu tasa peygamberin kalbini açmış. İlk kalp ameliyatını yapmış. Almış, çıkartmış. Nur dolu kapta yıkamış. Göğsünü yıkamış. Açmadık mı? Yıkamış. Yani illa vakaya, gerçeğe, Kur'an'ın anlaşılmasına karşı çıkılacak ya. Nasıl çıkılacak? Uydur uydurabildiğin. İşi efsane ve rivayet. Masal. Masal evet. Şeylere bo. Benim göğsüme genişlik ver. Hani çok güzeldir ben. Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi göğsümü genişlet. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır. Vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve diyor ki dilimdeki rekaketi, dilimdeki tutukluluğu çöz. Yani lisanı doğru konuşmak, güzel konuşmaktan bahsediyor burada. Çok önemli. Buradan şu sonuç çıkmaz mı? Edebiyatın ve dilin kesinlikle önemi, dil düşünmenin vasıtasıdır, temel vasıtasıdır. Kelimeler, cümleler, her şeyimizdir. Onu bizim en güzel şekliyle yapılmasına bir vurgu. Evet. Eğer doğru konuşamıyorsanız zaten doğru düşünemiyorsunuz demektir. Doğru konuşmak, doğru düşünmek, sistemli düşünmek, varlık hakkında hüküm vermek demektir. Düşünmek, o zaman doğru hükümlere varabilmek için sisteminizin doğru çalışması lazım. Bu da dile, Allah'ın ayetleri olan dillere çok büyük ehemmiyet verilmesi gerektiğini gündeme getiriyor. Vahlul ukdeten min lisani, dilimdeki ukdeyi çöz. Ben bu dili iyi kullanayım ki insanlar yefkahu kavli, benim sözlerimi iyi anlasınlar. Abi ne demek bu ya? Sözlerimi anlasınlar diye. Sözlerinin anlaşılması gerekiyor. Söz zaten anlamlı lafızdır. Anlam varsa kelimenin lafız ve söz farkını farkını ortaya koyuyor. Yine Kamer suresinde 4 kere tekrarlanan bir ayet var. 4 kere fasılalarla tekrar ediliyor.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Dört kere bu tekrar ediliyor. Nedir? Dikkat edin, gözünüzü açın, aman ha, agah olun eski tabirle, uyanık olun, size bir şey söyleyeceğim diyor. Vav, lam, kat, velakat. Üç kere tekit var. Üç kere bas, şey var. Güçlendirici bir şekilde uyarı var. Kur'an'ı kolaylaştırdık. Düşünmek için, düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Sen kimsin ki Kur'an'ı anlayacaksın? Ben kimin ki ya? Ha? Ne dersin abi? Onun kolayı var. İşte Ahmet, Mehmet kimse o zamanında söyleneceği söylemiş. Biz kimiz? Evet. Konuşuyoruz. Al bunu burada. Allah'ın kelamı ya sen anlamazsın. Anlamazsın. Sen bura ne diyorsa veya ben ne diyorsam bu. Hı hı. Ya ben senin sözünü anlarım ama hatta mesela sanki Farsça kelimelerle dop dolu o inanılmaz derecede girift ağdalı risaleleri anlarlar. Hı hı. Hatta onun hafızı olurlar. Tabii. Bir de onun hafızlığı var. Evet, hafız olurlar. Tabii. Ama apaçık, mübin kitabı anlamazlar. Ya bir dakika şimdi Kur'an okuduktan sonra ne derler? Sadakallahül azim. Hı hı. Ne demek bu? Azim olan Allah doğruyu söyledi. Doğruyu söyledi. Doğruyu Allah söyledi. E peki şimdi gelin bakalım şurada diyor ki وَلَقَدْ يَسَّانَ الْقُرْآنَ dedik. Şanım hakkı için dikkat edin. Uyanık olun. Aman ha. Kur'an'ı kolaylaştırdık. Düşünmek için kolaylaştırdık. Diyor. Evet. Demek ki Kur'an, Kur'an'a göre Kur'an kolaylaştırılmıştır, anlaşılabilecek bir kitaptır. Evet. Siz ise diyorsunuz ki, hayır, biz onu anlayamayız. Evet. Onu kim anlar? Kendisine ayrı ilim verilmiş olanlar anlar. Efendiler anlar, bilmem neler anlar. Ondan sonra diyorsun, sadakallahül azim. Peki sen şimdi Allah'a tekzip ettin burada, Kur'an'ı. Evet. Kur'an'ın dediğinin tam tersini söylüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki sadakallahül azim. Şimdi Allah mı doğru söyler? İnsan mı doğru söyler? Sen mi doğru söylersin? Elbette ki hani inanıyorsan sadakallahül azim de diyorsun bir de. Ondan sonra kalkıp diyorsun ki hayır Kur'an'ın söylediğine bakma. Adam ne diyor? Eğer diyor bir 100 tane ayet getirseniz bile diyor. Hı. Bir hadisin diyor hükmünü ortadan kaldıramazsınız. Bitti. Bunu bir ilahiyat doçenti söylüyor veya profesörü söylüyor. Nasıl? Tadından yenmez. Yenmez abi. Burada buyur buradan yak. Nasıl diyelim? 100 tane ayet getirsen diyor benim için hiçbir ehemmiyeti yok. Burada diyor. Bunu söyleyen bir ilahiyat sözü, profesörü. Neyse. Evet. Tabii. Haşa. Haşa onun sözü. Ha? Ne? O konuya geleceğiz. Yedikleri haltların peygamber adına uydurdukları, onun adına yedikleri haltların, ona yapılan hakaretler, haşa, ona yapılan büyük günahın ve iftiraların örneklerini vereceğiz önümüzdeki şeyler, programlarda. Nasıl oluyormuş bu? Ya bırakınız bir din, herhangi bir dini, hiçbir dinle ilgisi olmayan bir insanın bile vicdanını kanatacak şeyleri bu peygamberin, muazzez peygamberine isnat ettiler. Bir olay geldi aklıma, onu paylaşmak isterim. Yurt dışında, sanırım Almanya'da, Alman bir hanım, İslam'a meraklı, belli bir noktaya geliyor, diyor ki ben Almancasından da okudum. Mutmain oldum. Ben Müslüman olmak istiyorum. Hı hı. Gidiyor Diyanet'in bir şeyine. Şubesine. Şubesine. Diyor ki
biliyorum veya bir Türkiye'nin tabii Türkiye'nin de farkını bildiği için dünyada İslam ülkeleri arasında. Diyor ki ben İslam'a girmek istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Klasik ritüeli yaptırtıyor kadın, tamam. Peki diyor ben bundan sonra nasıl hayatıma devam edeceğim? Bana ne önerirsiniz? Hemen İmam Efendi çıkartıyor oradan bir tane malum ilmihallerden bir tanesini. Diyor ki günlük ibadetini buna göre yapacaksın. Birebir. Sakın inhiraf etme. Sakın ne diyorsa o. Kadıncağız diyor ki tamam. Başlıyor bunu uygulamaya. Uygulamaya ama uygulanabilmesi mümkün mü onlar? Efendim şöyle duracaksın, böyle duracaksın. Elin şöyle, ayağın böyle bilmem ne. Kadın 2-3 ay sonra tekrar geliyor. Diyor ki ya siz bu olmazsa olmaz dediniz bana. Eğer bu bununla olmuyorsa, yani bunsuz olmuyorsa ben buradan istifa etmek istiyorum. Bakar mısınız? O zaman da ona demişlerdir ki yok sen orada mürted oldun. O fıkra ya, gibi. Girerken kesiyorlar. Düşkarken de kesiyorlar. O fıkradaki gibi. Ya. Şimdi bakar mısınız? Bunun vebali kimi? Abi, böyle bir şey olamaz. Tabii. Abi ona şimdi yıllar önce böyle bir ilmihal basılıyordu. Rahmetli yine Ercüment Özkan. O kitap evinin sahibi bir kanaat önderine demiş ki ya üstad demiş şu söylediğin kitabın bir sayfasını bir insanın yaşaması, hayatına tatbik etmesi mümkün değildir. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu insanlara din diye bu zorlaştırılmış, bu yük haline getirilmiş, insanların belini büken, insanların canını çıkartacak bu ağır yükü din diye insanlara niye 3-5 kuruş para kazanacaksınız ondan diye, değil mi? Ve bunda ısrar kişiyi kesinlikle patolojik vaka haline getiriyor. Tabii. Çünkü obsesyonlar başlıyor. Tabii. Yani, bakın ben size söyleyeyim. Sayısız örneklerini gördüm. Rahmetli eniştem. Allah rahmet eylesin. Ablam anlatıyor. Ya diyor, tam diyor eniştenin abdest alması 25 dakika. Of. 25 dakika. İyi mi? Farzlar, sünnetler. O ayrı. Zaten bir yakayı bir camiye kaptırdın mı? Adam geçen gün yazmış şey. Bir bu üfürük şeyinin baş temsilcilerinden bir tanesi, bir zamanlar gazetelerle falan bu milleti sabah namazlarına kaldıran bu vatandaş. Mehdi gelecek diyor. Hayat diyor 5 gün duracak. Vay vay vay. 5 kez hayat duracak. Yani birer saatten 5 saat. İyi mi? Yani hayatı durdurma, namazdan bahsediyor. E şimdi bu paranoyak, bu hasta ruhlu insanlar niye çıkıyor abi bu camiadan? İşte bu ağır yükün getirdiği şey. Galiba yaklaştık. Yaklaştık. Toparlayalım bu konu üzerine. Evet. Demek ki bakın. Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız. A'la suresi 8. ayet. Başka bir ayet daha. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet. İnşirah suresi. Elem neşrah leke sadrak. Evet, o zorlukla birlikte bir kolaylık var. O halde boşaldın mı? Yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbine rağbet et. Ona doğrul. Bir de Bakara suresi, Allah size... O İnşirah suresinin ayetini bu batının meşhur popçularından bir tanesi bile paylaşıyor. Bakın,
Evet. Ki Hristiyan, evet, ve bu koyu Hristiyan bir kişiliktir o. O ayete nasıl vurulmuşsa zorluktan, her zorluktan, her sonra zorluk, bir kolaylık vardır. Kolaylık vardır. Ve ne zaman? Yeni bir işe koyulma, evet, mesajı. Onu paylaşmış sosyal medyada. Müthiş. Yani bu insanlığın mesajı ya. Tabii. İnsan fıtratının mesajı bu. Ne Hristiyan, kayıtsız, kayıtsız ben kalmak Müslümanım mümkün değil diyen ve onu anlamak istemeyen bir adam mı? Yoksa efendim ben Hristiyanım diyen ama şu mesajın içeriğindeki gücü, evet, mesajın şeyin elektriğini görmüş, o ışığı sezmiş adamın gözü mü? Adam mı? Hadi bakalım tercih et. Ben 100.000 kere bunu tercih ederim arkadaş. Kesinlikle. Yok canım, bu kitap anlaşılmaz. Bizim üfürükçü üstadlarımızın herzeleri dindir diyen adam mı? Mı? Ben Hristiyanım, ben Yahudiyim kardeşim ama bak burada Kur'an ne diyor? Biz buna göre istikamet alıyoruz diyen mi? Diyen mi? Onun icabını yapan mı? Evet. Kimliği dinle, ne o zaman olsun abi, bana söylesinler. Evet. Dinle. Evet. Nedir din dediğin şey? Bu zorlaştırılmış şey ve yani diğer bütün ritüelleri zaman açısından, insanlığa yük açısından, yani uydurulmuş halleriyle, üretilmiş halleriyle bir hesaba kat bakalım. Ya bu insanlık bu alçaklardan ne kadar büyük alacaklıdır? Tabii. Hakkını helal eder mi bu millet? Bu insan vicdanı bunlara hakkını helal etmez. Etmez. İnsanlık da bunu taşımaz zaten, taşımaz. Ve taşımıyor. Taşımıyor zaten. Taşımıyor. Şu verilen resime bak, adına İslam dünyası denen, evet, koskoca 2 milyarlık bir kitle. Tartışılan konular, evet, verilen mesajlar, bak. Abi bak gündemler. Gündeme. Bugün İslam toplumlarının, hadi ben de iyi Müslümanım diyenlerin camianın, hı, gündemine bir bak. Din adına, yaşanan din adına sürdürülen gündeme bir bak. Evet. Bir de gerçeğin gündemine bak. Dünyanın geldiği yere bak. Dünyanın gerçek gündemine bak. Evet. Ve onun ortasına da Kur'an'ın evrensel gündemini bir koy. Tabii. Bakalım neredeyiz? Biz bunu yorulmadan, sıkılmadan her türlü saldırıya, her türlü hakarete katlanarak da sürdürmeye devam edeceğiz. Öyle. Ve Mustafa'cığım, sana söyledim ya biraz önce, Kur'an'ın din dediğine, bununla ilgili bir çalışma yapıyorum. Bir ara ondan da bahsedeyim. Tabii. İnşallah. Aynen. Önümüzdeki günler. Kur'an'ın din dediği şey ile bugün insanlığın şu anda özellikle Müslümanların din dediği şeyin arasında minare ile kuyu arasındaki, su kuyusu arasındaki fark kadar büyük. Gündüzle fark. Gece gibi. Asla bir alakası yok. Biz dinin kendisini bir defa ona yabancılaştığımız gibi din kavramına da yabancılaşmışız. Kur'an'ın din kavramı. Din dediğine biz ona bakmalıyız. Evet. Ona bakalım. Evet. Böyle diyerek, evet, sözlerimizi bitirelim. Haftaya inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.